Bir dakika. Hani? Bu ne? Kimmiş bu? Videonun başında. Buradan hemen Barış Zorba'ya gerçekten. Canımın içi barışıma buradan kokuluyor müzikler. Ne diye bahsediyor? İnşallah bizi sulaylememiştir. Çok merak ettim. Biz de geçen gün arkadaşlar ben de YouTube videosunun başında biliyorsunuz Barış Zorba'dan bahsettim. İnşallah. İnşallah bakalım üstüne merak ediyorum. Buradan Barış Zorba'ya kokuluyor müzikler. Evet. Günah. Günah. Göklerin Sırrı'nın ikinci sezonunun başlangıcıyla bugün karşınızdayız. Biz bu arada arkadaşlar bugün Elmas Şelalesi var. Yani herhalde 72 saattir var ama biz son 19 saatini falan yakaladık. Videonun çekilebilmesinde bize katkısı olan, faydası olan Tiskilko Aşko'ya da bu... Vallahi ayıp ediyor ya, yemin ederim. Vallahi ayıp ediyor ya. Hocam vallahi ayıp ediyor Bize katkısı olan, faydası olan Tiskilko Aşko'ya da buradan sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum efendim. Estağfurullah, estağfurullah. Ne demek chat? Estağfurullah. Buradan ben de gerçekten yani bu havadisi bana ileten chat'ime buradan sevgi, saygı ve hürmetlerimi gün oluyorum. Adının halen daha nasıl söylendiğini kimse söylemedi bana, o yüzden. Ya ben şu an Taşak Aligalko diyeyim ben. Taşak Aligalko diyen bile var yani arkadaşlar. Dolayısıyla Tiskilko okeydir bizim için. Yani problem midir arkadaşlar? Tiskilko olur. Benim için Tiskilko olarak kalabilir. Bence bir zarar yok diye Evet. düşünüyorum. Ben de okeyim yani. Tiskilko'yu okuyayım arkadaşlar. Tiskilko'yu gayet okeyim yani. Teşekkür ederim Tiskilko Bey. Rica ederim. Bu ne abla? Bir de devamı geldi. Canım. Yazık oldu sana. Neyse o. YouTube'cum. Kaldığımız yerden göklerin sırrını selam diyor de devam abla biliyorsunuz. Yalnız şu videolara bir like, bir yorum usta, bir abonelik aşağıdaki kick linkinden yayınlarımıza bir gelmece. Biz ne yapıyoruz orada YouTube'da ne işiniz? Aşağıda gel 20 çift sıfırda biz yayındayız. Ha, oyunu saat böyle 23 çift sıfır civarlarında falan oynuyoruz. Çünkü o zamana kadar Bahar Mahar izliyoruz, Müge Anlı izliyoruz, Kısmetse Olur, Kızılcık Şerbeti falan içerik çok. 23 gibi de böyle işte oyuna geçiyoruz. Göklerin sırrı aç. Bugün her şey beleş. Bugün Elmas Şelalesi. Çetçimle birlikte yakaladık Allah şükürler olsun. Yani bugün hazır Elmas Şelalesi varken namusumuzu herkesin kirletmesine izin vereceğiz. Bugün Melek Fenzio bile bizi kerkinebilir. Öyle bir neyse abla. Detay verme. Gaza geldim birden. Yatağın kenarında oturuyordum ve pencereden dışarı bakıyordum. Mimi dans ederek eşyaları topluyordu. Yani şu şekil arkadaşlar dans ederek eşyaları topluyor galiba. Arkadaşlar. Ahmet'im iyi ki varsın kardeşim benim. Ne demek işimiz bu? Umarım sınavın çok güzel geçer kardeşim benim. Arkadaşlar. Yani dans ederek eşya toplama arkadaşlar bir yandan da çünkü burada görüntü olmadığım için ben görüntüleri size vermek zorundayım arkadaşlar. Şu. Arkadaşlar şu. Şu yani arkadaşlar mesela hop falan filan arkadaşlar hop pıt arkadaşlar yani şöyle arkadaşlar bir yandan da arkadaşlar bir dakika lan dur bir dakika dur kastanacı bir iki varsın bir dakika dur iyi ki varsın gülüm benim bir dakika bu ne ya Umay o kişi abonelik verdi Zeynep Birgül Uvu Özlem Kuerejma Su Asya 55 Sude Cimcim, P1386T, Lady Stuff, Tuana ve Harimi Sena Koyun. YouTube'cum! Chat komple abone oldu la! La dur dur la dur 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 dur. Evet devam edelim chat kaldığımız yerden. Nerede kalmıştık? En son kime veriyorduk? Oh my god diyorum. Başka da bir şey değil. Umay'ım iyi ki varsın gülüm benim. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Çok sılayı bir gece yaşanıyor şu anda abla. Vallahi billahi. Yalnız şu araya bir yere bir şey düştü ama neyse. Dur bakayım ne düştü? Evet. Şunu da aldık mı? Devam. Tanınmayanların... Dur biraz derin bir nefes alayım. Yoruldum. Ah! Oh! Oh! Dur. Bu arkadaşlar nefes seansıydı. Devam edelim. Tanınmayanların gidecek hiçbir yeri yok. Tanınmayanlar işte. Annem kulede hapsedilmiş. Benden sadece birkaç yüz metre uzakta. Ama onu göremiyorum. Tatiller yüzünden amiral İdamını ertelemeye karar verdiler.
patladı. Amiral Winchester patladı. Niye patladı onu da anlamadım. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ejicik, Allah kesene bereket versin. İyi ki varsınız arkadaşlar. O iblis sen Lucifer biliyorsun. Şöyle bir durum var. Şimdi madem hani Admiral Winchester'ı boğuyorsan, anamızı da boğ madem öyle yani. Bir değil mi? Adaletli olsun yani, saçma. Anasını satayım, neyse. O benim anam yarısıydı. Ben yapmadım. Anam yarısıydı. Şeytanın göklerle konuşmaya devam ettiğini duydum. Usta, şeytanın göklerle konuşması meleklerin götlerle konuşmasından çok daha iyidir ha. Beni konuşturma. Evet. Ama melekler çok aptal. Ve sen çok akıllısın. Öyle söyleme. Öyle söyleme. Bak, dışarıdan baktım yeşil türbe. Götüne girdim, estağfurullah, tövbe. Ne diyelim abla? Hangisi chat? Ha? 1-2. Hangisi? Arkadaşlar. Her iki taraf birbirlerine layık, bana da mantıklı geldi. Sana layık düşler miyim mi bana da? Artı bir melek kastık chat. İyi mi yaptık bilmiyorum ama bence iyi yaptık. Kollarını salladı. Hangi tarafta olduğuna karar ver Ezo. Ya biz aslında chat beni arada bir yanlış yönlendiriyor ama. Yani yanlış yönlendirme derken. Stratejik olarak biz chatle birlikte güzel bir senkronizasyon tutturduk bence. Güzel yani. Chat sayesinde herkese verdim en azından. Öyle söyleyebilirim yani. Allah onlardan razı olsun. Tarafsızım. Aa, bir tane de şeytan kastık chat. Bir tane de şeytan kastık, hayırlısı. Vallahi Allah razı olsun, bizde öyle bir şey yok. Ne demek bizde öyle bir şey yok ya? Ben de anası, ben de liberalim ya. Ben de anası siyasal meleğim ben ya. Siyasal şeytan. Mimin sinirli kıyafetlerini bir valiz içine itti. Üzerine oturdu ve fermuarı çekmeye çalıştı. Usta, o valizin linki var mı? Tamam, sapıtma abla. Devam et. Şimdi az önce chat öyle bir şaka yaptı diye o şakayı yapmak istedim. Tamamen şaka abla. Evet. O da yenik... Lan ubay o kişi, ne yaptı ubay? Bir dakika, kimlere verdi lan? Firdevs, Mlahsu, Çiğsem Nur, Aslı İSTR, İrem Ceko, Mrs. Celton, Göksu Bal, Findafe, Tamer'in alt dudağı Didem, Sator olsa o. Ya canım anneciğim, E2 ESP, ben hiç sinkaflı konuşan bir insan değilim normalde. Çok özür dilerim, vallahi hakkınızı helal edin. Bu yayıncılık sektöründe küfür birazcık şey etmek zorundasınız. Mesela aylık, çünkü %15'lik bir küfür kotası veriliyor. Onu doldurmak için ben birazcık arada böyle sinkaflı konuşuyorum teyzeciğim. Çok özür dilerim, hakkınızı helal edin. Çocuğunuz beni izlemeye devam etsin. Ona inanın, çok güzel şeyler öğretiyorum. Yani kendisine buradan çok selamlar. Çok özür dilerim teyzeciğim, vallahi billahi. Gerçekten çok özür dilerim. Yani bunlar biraz... Bunlar birazcık vallahi. Ah, biraz içim geçti. Bunlar birazcık var ya. Çok özür dilerim teyzeciğim, canım teyzeciğim, vallahi billahi. Gerçekten çok özür dilerim. Devam edelim abla. O da yenik düştü ya da inatla açıldı. İnadıma yapma. Tatillerde ne yapacaksın? Allah seni kahretsin, lanet fermuar. Mimi valizinden fırlayıp onu yumrukladı. Bilmiyorum, fazla seçeneğim yok. Benimle gelmek ister misin? Ne yapacaksın lan anasını? Sebiz kumda akşama kadar götünü ısıtacaksın manyak. Ha, Allah'ın fakir şeytanı. Fakir şeytan, param mı var köpek? Ben Yattara bugün çok destek atamadım. Bu çok destek atamamış halim mi? Nazlı her gün gelsene yayınlara. Canım benim, çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, taktın benim. Hatırlat gene, açacağım senin için söz. İyi ki varsın, çok teşekkür ederim. Beylikdüzü'nde beni görürsen bu arada selam ver muhakkak. Nereye? Cehenneme salak. Saprako, Lucifer'a bakacağız. Bakacağız. Yani burada bu arada Mimi cehennemin dibine derken şaka sana söylemedi. Hakikaten cehenneme gidiyor yani. Yani ortamımız orası yani. Devam abla. Ailemle tanışacaksın. Bu çok iyi olurdu. Bence hazır elmas şelalesi varken basalım anasını satayım chat. He? Hazır elmas şelalesi varken basalım gitsin. Değil mi chat? Hazır beleşken patlat gitsin anasını satayım ya. Bas gitsin anasını satayım. Ver coşkuyu. Bu çok iyi olurdu. Mantıklı. Paramız var nasıl olsa. Hı. Mimi bana boş bir sırt çantası attı. Yani chat, hazır elmas şelalesi var ya, her şey beleş. Yani bugün dese ki arkadaşlar, Lucifer'a bizzat yayıncı Tamer sen vereceksin. Yani muhtemelen elmas beleş olduğu için galiba usta. Ha? Galiba. Bir düşün. Bir düşünürüm yani usta. Beleş olduğu için bir düşünülür hocam. Ya elmas şelalesi netice itibariyle chat her zaman haftada bir geliyor. Beni haftada bir geliyor. Aa! Uma yok şey, abone verdi lan.
Asya Açıcı Ceyda Nova Kader Ol 14 Nifa Lula Nihal 0703 Yağmur 2 M Elif Naz Yağmur 1 Selin İşko Soleil 26. Chat buranın şöyle bir güzelliği var. Twitch'ten daha güzel galiba. Şu anda bu mesela 10 kişi abonelik attı ya. Bunların hepsi şu anda yayında galiba ha. Hep yayında olanları attı galiba. Aa! Lan oğlum biz ne yaptın sen? Vallahi bile şu anda fark ettim. Kaç kişi abone? Bugün neredeyse 40 kişi abonelik attı. Evet tam 40 kişi abonelik attı hatta. Ver müziği. Evet devam edelim abla. Devam edelim kaldığımız yerden. Nerede kalmıştık chat? Ya Umay'ım çok teşekkür ederim. Vallahi billahi ya. Umay an itibariyle birinci olması gerekiyor Umay'ın. Umay dur bakayım. Evet Umay birinci oldu artık. Umay hediye aboneliklerde an itibariyle birinci. Gülüm benim iyi ki varsın. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Durut ya. En üstte durduk. Yeryüzünün derinliklerinden gelen sıcaklığı hissettim. Nefes almak zordu. Gerilme. Babam biraz tuhaf ama kötü değil. Mimi elini uzattı. 3 deyince atlıyoruz galiba chat. 1, 3. Allah belanı vermesin matematik dehası gerizekalı. Oyun tekrar senin burnuna girsin inşallah. Mımı. Ateş okyanusunu atlıyormuşuz gibi geliyor. Neredeyse ödüm kopuyordu. Uçtuk ve aşağı uçtuk. Ve bunun ne kadar garip olduğunu düşünüyordum. Ve bir gün kendimi Mamon iblisinin evinde bulacağımı düşünemedim. Evet Mamon. İner inmez zayıf bitkin adamlarla karşılaştık. Bizi doğrudan Mamon krallığına doğru kayalık bir yol boyunca götürdüler. Mamon. Evet abla. Abi annem ters ses bakıyor galiba ikna oldu. Çok teşekkürler vallahi teyzeciğim gerçekten tekrardan özür dilerim. Benim böyle arada manyak konuşmalarım oluyor ama hakkınızı helal edin lütfen vallahi ellerinizden öpüyorum. Büyülü bir şekilde etrafa baktım. Mimi'nin babasını gördüğümde gerçekten nerede olduğumu anladım. Aha! Şeytan sırtını bize dikti. Vallahi yazılanı okuyorum şimdi ne yapayım yani yapmayacaktım. O sırada geldi yani. Vallahi yapmayacaktım bu sefer. bu sefer yapmayacaktım. Lap diye ah geldi ya. Yasin abla biliyorsun. Vallahi yapmayacaktım bu sefer Cemil aşk olsun. Yemin ederim geldi. Vallahi mecbur roleplay yapmak zorundayım chat. Gerçekçi olsun diye roleplay yapmak zorundayım. Ne yapayım anasını satayım ya. Mukadderot. Şeytan sırtını bize dikti. Ama ya kızın enerjisini hissetti ya da bizi duyduktan sonra yavaşça döndü. Bu ne? Quarantico mimo. Diablo tu enfigido. Bu ne Allah kahretmesin. Bu mu lan senin baban? Ha? Ay babanın şarap çanağına tüküreyim diyeceğim. Tipe bak vallahi billahi. Ne haber mamon? Papa. Titi gua. Ma prietano. Ha? Ne diyor? Mimi babasının önünde dizüstü oturdu. Ve başını eğdi. Sonra ayağa kalktı ve bana işaret etti. Bunlar böyle tuhaf tuhaf konuşurken o sırada gerçekten vallahi bile melek Ezo. Melek şeytan karışımı Ezo. O sırada ben. Biraz. O sırada ben. Biraz. Vallahi billahi bunlar böyle tuhaf tuhaf konuşurken ben. Ne anlatıyorsunuz abla ben anlamadım ki vallahi billahi ya. Ezo çiye pava tanem kore 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 tanem. Evet abla. Like orospi ya. Dua terreden. Sektire dua terreden. 10 kişiye abonelik geldi. Veldan 16. Yeşil Dağ Culux. Yasin abla biliyorsun. E2SP. E2SP annene selam söyle. Abone oldun şu anda. Vallahi billahi. Sıla Kübra. Cüneyt Efendi. Estemeso. Cemre Kine. Şevval Tapan. Melyas. Ver müziği. Arkadaşlar buranın hakikaten çok güzel bir avantajı var. Kick'in. Bak hakikaten Kick büyüktür Twitch. Twitch'te yayında olmayanlara da gidiyordu. Mesela burada yayında olanlara gidiyor. O çok güzel bir şey. Vallahi iyi ki varsın güzelim benim umayım ya. Allah razı olsun ya. Neyse. Baba Ezo tanım. Baba Ezo tanım mı? Abla dur nefes almam lazım. Bir dakika dur. Bir dakika nefes almam lazım chat. Bir dakika. Derin bir nefes. Baba Ezo tanım. Diablo lehçesini öğrenmedi. Mimi bana baktı ve gülümsemesini saklayarak babasına döndü. Görünümü değiştirebilir misin? Bu biraz utanç verici. O nasıl der o Mimi? Annemden kokulu öpücük. Canım benim iyi ki var vallahi billahi. Çok ona buradan selamlar. İnşallah. İnşallah buradan tuhaf bir kelime çıkmaz şimdi ya. Şeytanın görünümü gözlerimin önünde değişmeye başladı. Kemiklerin çatırdamasını, patlamanın, kasların değişimin etkisi altında yırtıldığını duyduktan sonra titredim. Evet. Usta adam vallahi öyle bir dönüştü ki herif Cumali'ye döndü lan. Herif Cumali'ye döndü vallahi billahi. Kadına cevap vermek fıtratımda yok. Herif Cumali'ye döndü anasını satayım ya. Nasılsın dayı?
Sizi korkutmak istememiştim. Her şey yolunda. Cesaretle elimi öptü. Sonra düzeldi ve kızı için kollarını açtı. Mimi ona doğru atladı ve döndüler. Bebeğim Mimi, seni çok özledim. Ulan Mamon dayı yani, kusura bakma da Mamon amca yani. He? Senin Mamon'a koyayım diyeceğim şimdi, olmayacak vallahi. Güzel güzel konuşuyorsun madem. Sabahtan beri ne öyle anasını satayım. He? Tran, kela. Sabahtan beri tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Kızından uzaklaştı ve tekrar gülümsedi. Annem nerede? Yeryüzünde önemli bir görevi yerine getiriyor. Sadece şşt. Dönüşünü kutlayalım mı? Olur abla. Mamon dans etmeye başladı. Sonra aniden yüzünü değiştirdi ve bağırdı. Nasıl yani? Garcino, Garcino Peach, Peach kurusu. Bize biraz yiyecek ve glift getir. Getir abla. Glift de şey gibi chat yani. Buranın kımız gibi bir şey herhalde. Evet abla. Garcino, dört kollu uzun kambur bir yaratık. Hemen bir tepsiyle koştu. Arkadan geliyor abla biliyorsun. İblis bir yudumda, İblis, Orhan, Yusuf, bilemiyorum. Glift içti. Sonra tekrar gülümsedi. Tahta oturdu ve beni incelemeye başladı. Yeryüzünde doldun. Abla yeryüzü işte normalde kütük Erzincan ama İtalyan bayanı kendisi. Bunu hafifçe sarhoş bir gülümsemeyle söyledi. Kelimeleri uzattı. İlk defa tanınmayan damgalaması çok masum geliyordu. Doğru. Son zamanlarda insanlarla sohbet etmeyi seviyorum. Bazen yeterince akıllılar. Chat komple Cemil ve Suat akıyor. Abi Mamon anasının gözü artık Elif Toşko yani, Allah Allah. Mamon'a da vermeyelim, arkadaşımın babasına da vermeyelim artık, o kadar da değil. Vallahi billahi bazen yeterince akıllılar. Kim olduğumu biliyor musun? Vallahi Mamon amca işte Mimi'nin babası diye biliyoruz. Abi bugünlük bu, canım benim Ecem, iyi ki varsın. Kokulu öpücük. Allah kesene bereket versin takım benim. Cevap vermek istedim ama iblis ellerini sallayarak atladı. Hayır hayır, farklı soracağım, böyle daha iyi. Yüzyıllardır insanların benden ne istediğini biliyor musun? İblis Mamon'dan. Beklenti dolu kısık gözleriyle bana baktı. Yani şey cumali gibi şöyle geriye doğru. Evet abla. Mimi de sessiz kaldı. Dudaklarını sıktı. Düşündüm ve cevap verdim. He. Umay! İnsanlara verdiniz nokta 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 abonelik. Abonelik abla. Sude Baby, Doritos, Keep Your Keen, Başak The Meteor, Lord Vader 13. Gülüm benim, iyi ki varsın vallahi umayım ya. Çok teşekkür ederim, Allah kesene bereket versin. Yalnız son gelen abonelik arkadaşlar 5 abonelik olduğunu göre bence bu sondu. Yani devam edecek olsaydı bir 10 abonelik daha gelirdi. 5 olduğuna göre bence bu sondu. Yani bu nokta gibi oldu bence. Usta öyle hissettim yani. Gülüm benim, umayım, çok teşekkür ederim vallahi, iyi ki varsın, Allah kesene bereket versin ya. Vallahi çok teşekkür ederim, taktım benim. Ne yazacağız buraya arkadaşlar? İnsanlara verdiğiniz nokta nokta. Benim aklıma tuhaf şeyler geliyor şu anda. Dur bakayım. Yani Umay yazalım buna usta. Umay mı desek buna? Arkadaşlar zenginlik. Zenginlik. Yazalım. Enter'a basalım. Bas abla. Evet. Şeytan alkışladı ve yüksek sesle güldü. That's fucking right. Ne güzel bir ölümlü. Artık ölümsüz. Oo! Chat sayesinde artı bir şöhrüyü koydum hocam. Vallahi billahi chat sayesinde artı bir şöhrüyü koydum. Haklısın küçük Mimi. Küçük Mimi derken buradan küçük Mimilere selam. Mamon tahttan atladı ve bana doğru yürüdü ve el sıkıştı. Saygılarımla. Vallahi asıl ben saygılarımla Mamon amca. Vallahi billahi güle güle git. Arzularımla mı? Neydi abla? Ve şimdi. Şeytan kadehini kaldırdı ve bizimle havada gibi tokuşturdu. Bir yudum çılgın içelim chat. Hep beraber chat. Biz de şarap içeceğiz. Biz de şarap içeceğiz chat. Nerede o? Biz de şarap içeceğiz. Tık. Hık. Ver bakayım coşkuyu. Biz de şarap içeceğiz. Biz de şarap içeceğiz. Gün gelecek. Vallahi billahi şarap içeceğiz. İçeceğiz chat. Tokuşturmayan namert. Tokuşturmayan adam dedi. Kaldır chat. Kaldır diyeceğim. Kaldır chat. Cennette şarap içeceğiz. Şerefe demeyen namerttir. Evet abla. Vallahi billahi. Biz de içeceğiz. Tık. Hık. Devam chat. Evet. Mamon'un çırakları bize kadeh verdi. Demek arkadaşsınız. Evet aynı odada yaşıyoruz. O zaman dostum içelim. Şerefsizliğini içelim. Şerefsizliğini kahpeliğini içelim. Tık.
Hıh. Kadehleri dibe indirdik. Şimdi bir dünyamız ezogarip, hatta itici görünebilir. Ama zaman geçecek ve dünyadaki hayat senin için sadece belirsiz kıyamet bir anı olacak. Eğer bir şeytan olursan her zaman burada hoş karşılanırsın. Ya yapmazsam? Bu başka bir soru. Ama ailemizin bir dostu olarak... Oğlum başka bir soru da başka sorunun cevabı nedir işte? Sorunun cevabını söylesene Mamon. Vallahi billahi ya. Şeytan Mamon seni destekliyor. Nasıl yani? Mimi'nin babası saltanatının... Elif Toşku Umayko... Estağfurullah. Dur, hıçkırım geldi. Hıçkırık tuttu beni. Derin nefes al Tamer. Tamer derin nefes al. Sakın şu anda sırası değil. Bir dakika, şu anda sırası değil abla. Evet. Dur, içimdeki Malbonte açığa çıkıyor galiba. Dur. Çok yaşa abi diyor. Allah kahretsin. Hıçkırım geldi diyorum. Çok yaşa diyor. Allah kahretmesin seni. Dur. Ya Kerem Allah. Neydi chat? O hapşırınca ne diyorduk? He? Ya Kerem Allah. Dur. Hıçkırınca, hapşırınca mıydı o? Ne diyorduk chat? Dur, geliyor galiba. Dur. Bakayım. Dur, geçti galiba. İyiyim şu anda. Dur. Dur. Ha, ya mukella. Ya mukella. Dur. Neydi onun ismi ya? Gel Allah. Yerkemük Allah. Dur. Ne oğlum? Yerkemük. Allah kahretsin. Hepiniz farklı şeyler yazıyorsunuz. Arasını satayım. Tövbeler tövbesi ya. Hepiniz öyle şeyler söylediniz ki galiba ben şu anda Malbonte'yi verdim galiba. Ezizlik bir kişiye amalek verdi. Kime verdi? Kime? Hadi dur, öksürük tuttu bu sefer de. You know I know, hayırlı olsun gülüm benim. Yerkemük Allah. Yerhemük Allah. Heh, Yerhemük Allah. Yerhemük Allah. Ezizlik iki varsın gülüm benim. Yunovayno hayırlı olsun. Devam chat. Devam. Evet. Ya saçma sapan şeyler yazıyorlar. Deli olacağım ya. Neyse iyiyim. Cehennemden sıkıldım ve Ibiza'daki ölümlülerin arasında kızların ve çılgın müziğin insan hayatının yarısını yaşadım. Onun için önemli olaylardan ve Mini'nin çocukluğundan bahsetti. Şeytanla tanıştıktan sonra birkaç gün daha Mamon krallığında kaldım. Ancak tanınmayan biri olduğum için birçok yeri ziyaret etmeme izin verilmedi ve yakında okula geri döndüm. Evet abla. Heh, geldik gene. Allah'tan chat, yani şu anda kendimi iyi hissediyorum. Çünkü o Lucifer azgınını ve Dino şerefsizliğini sabahtan beri görmediğimiz için arkadaşlar çok mutluyum. Yani şuralarda bir yerdeyim chat. Lucifer var ya, Lucifer. Lucifer. Ben onun adını Lucifer koydum. Sen iblis, ya, o Lucifer. Sen iblis, o Lucifer. O Lucifer şerefsizliğiyle Dino'yu görmediğim için şu anda çok mutluyum usta. Şu anda mutluyum yani. Devam. Sonunda odaya dönmeye karar verdim ama arka bahçede Dino'yu antrenman... Allah kahretmesin ya! Geliyor, Dino geliyor, iblis geliyor. Heh. Tatilde okulda kaldılar. Büyük bir yücünün kim olduğunu bilmiyor musun? En de eksikti, vallahi en beterim beteri. Beterim beteri! Fenzi onu bilmeli. Büyüleri düşkün, sanırım onları icat edenleri de biliyor. Bu arada YouTube'cum, chat'cim. Bugün ayın 30'u, yarın 1 Mayıs işçi bayramı, şimdiden mübarek olsun. Muhtemelen biz 2 Mayıs'ta da, yani Perşembe günü oynarız bir bölüm. Yarın bahar var çünkü. Yarın oynamayız. Herhalde. Belki belli olmaz. Yarın da belki bir bölüm atarız ama Perşembe oynarız gibi gözüküyor. Devam. Ne diyor? Ondan öğrenmek için başka bir şans olmuyor. Belli olmaz. Yarın belki baharın arkasından da bir bölüm atabiliriz. Belli olmaz yani. Ya şelale bitti ama biz gene oynarız yani. Usta. Onlara yaklaştım. Bu arada evet evet, kısmet olur, kaçırdım maalesef balım. Olsun, tekrarını izlersin. Dino uçmak istedi ama yaklaştığımı görünce fikrini değiştirdi. Ne oldu? Fenjiu arkasını dönüp neredeyse titredi ve beni fark etti. Başka? Kes şunu. Kavgadan önce boğa ve boğa güreşçisi gibi bakışlarıyla boğuştu. Sonunda Fenjiu'yu kaybetti. Tamam, 5 dakikam var ve antrenmanı edelim abla. Aslında size geldim Melek Fenjiu. Melek Fenjiu da oğlun da manyağa benziyor, anasını satayım. Ne yapıyorsun Dino? Salak. Bana mı? Ha, sana. Gel, vermediğimiz mi sen kaldın Melek Fenjiu? Vallahi billahi. İpek Alko, iyi ki varsın güzelim benim. Umayık. Evet, büyük büyücü hakkında bir şey biliyor musunuz? Fenjiu bana kuşkuyla baktı ve sonra mlah. Evet, bir şeyler duydum. Why? Because. Ne diyelim chat? Hangisi? Miss Selena onu öğrenmek istedi. Sizinle oluşum kurmak için bir neden arıyorum. Bu kuledeki çocuk için bir... Usta, kuledeki çocuk için ya. Ha? Kitaptaki rastlantı mı diyorsunuz? He? Malbonte diyordum ben ama 4 daha çok geldiğine göre. Ya verelim demiş. Ya dur, önce bir cevap verelim mi? Ondan sonra millete de veririz. Önce niye verelim? Anasını veririm diyor ya. Çıldıracağım vallahi. Bir dur, anasını satayım. Şu cevabı verelim. Sonra vereceğiz, merak etme yavrum. Dur, yetiştim bayan. Sakin. Sakin dur. Bir kitapta rastladım. Merak ettim.
benimle temas kurmaya karar verecek kadar çok mu? Yavrum verdiğimiz şey sadece karar değil. Ha? Fenzio Bey, farkındaysanız verdiğimiz şey sadece karar değil. Her şeyi bizi verdik, dur. Ömrümüzü verdik diyelim de neyse. Bir öğretmensiniz, aynen kahpeli öğrettin bizi. Fenzio sessizdi. Ya da ne cevap vereceğini bilmeden ya da bana anlatmaya deyip deyemeyeceğini düşünür. Ne deyip diyeceğini, deyip diyemeyeceğini. Sonunda dedi. Büyük büyücü Fidero'ydu. Evet. Ama kimse şimdi nerede olduğunu ve ona ne olduğunu bilmiyor. Bu konuda bir şeyler söyleyebilecek bazı kitaplar önerebiliriz. Önerebiliriz tabi gülüm benim. 1. Taşşuku Talat ve Fıtnat. 2. Namık Kemal'den yeni başladım şu anda. Güzel gidiyor. İntibah. 3. Alman yazar Göte'nin yazdığı. Alman yazar Göte yazmış bunu. Çünkü o sıralar kağıt yokmuş. Bulduğu Göte yazmış yani. Göte'nin genç Werther'ın fucking acıları. Okay. Başını salladı. Başını mı salladı, nasıl yani? Bilmiyorum. Oo, teşekkürler. Şimdi antrenmana devam edebiliriz. Ederim abla. Ah evet, sizi rahatsız etmeyeceğim. Zaten gitmek istedim ama Dino elimi tuttu. Fısıldayarak. Ne işler çeviriyorsun Ezo? Ya sana ne be kardeşim, Allah'ını seversen. Siktir git FETÖ'cü müsün, ne boksun sen de. Bu da ayrı mevzu benim başıma ya. Oo. Ne diyor? Hiçbir, ne diyelim chat, birini bir mi iki mi? Ha? Arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar Muhteşem Müzul Cuma günü var bu arada chat. Soran varsa Muhteşem Müzul Cuma günü Muhteşem Müzul izleyeceğiz muhtemelen. Söyleyeyim yani. Hocam ekse vermek caiz midir sizce? Ya tabii ki yani caiz değildir. Tabii ki. Oğlum bir de geldi, iki de geldi, ikisi de geldi ya. Bir de olur, iki de olur şu anda. Hangisi chat? İki de geldi, bir de geldi. Ben bir diyorum chat. Birine yardım etmeliyiz diyeceğim ben şu anda. Dido. Dido muydu? Dino muydu? Neydi? Beni bıraktı ve... Dur lan, hıçkırık geliyor gene. Hıçkırık geliyor. Allah! Dur. Bir dakika chat. Bir dakika. Dur, derin nefes al. Boğulma. Dur. Abi oğlum, su içince ben daha kötü oluyorum. Dur. Su içince ben chat, ben zaten suya hıçkırıyorum. Dur bir dakika. Ben zaten suya hıçkırıyorum chat. Dur. Bir dakika, dur, geçiyor. Ben balık değilim, ne geçiyor? Ben balık değilim. Ben balık değilim. I'm not a fucking fish. I'm not a fucking fish. I'm not a fucking Nemo. Ben balık değilim. Ben balık değilim. Ben bir eskortum. Ben balık değilim. Ben balık değilim. Ben, geçiyor galiba. İyi. Dur bakayım. Abi ışığa bak. Işığa bak. O zaman size bakayım chat. Şöyle bakayım. Bir dakika. Işığa bakayım. Evet, geçti. Geçti. Dino beni bıraktı ve bakışları ısındı. Ancak biraz uyanık. Yeah! Yapmanız gerekiyordu burada chat, biliyorsunuz. Niye caz vermek yapmak istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Kaos mu, kavga mı? Ben de anlamadım abla, biliyorsunuz vallahi. Kime yardım etmek? İyi bir insana ve o da bana yardım edecek. Emin misin ki? Dino, antrenmandan sonra konuşabilirsiniz. Fenzio bunu ironiyle söyledi ve sanki iradesine karşı Dino'nun benimle iletişim kurmasını istemiyordu. Tamerişko kakan, yok yok öyle bir şey değil. Bu konuşmaya geri döneceğiz, tamam mı? Diyafram sıkışması diyelim buna. Tamam. Dikkatli ol. Evet. Fenzio'nun sözlerini düşünerek odaya döndüm. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Çok zaman geçti. Ya öldüyse? O zaman Bontu sadece Şeffa serbest bırakın. Ya buradan sevgili Şeffa'ya sesleniyorum. Yani tövbeler tövbe. Koskoca Şeffa'sınız yani. Bu evrenin komple yani göğe mimarısınız diyelim. Şimdi dinden de çıkmayalım, Allah korusun. Sal Bontu gitsin ya. Oturup yani küçücük çocukla da uğraşma. Herifi niye tutukladın? O da belli değil. Ha? Ne yaptı? Siyasi tweet mi attı? Ne yaptı anasını satayım? Vallahi bir İrem Toşko, iyi ki varsın. Yerde büyük bir aynanın tam önünde oturdum ve küçük bir aynaya çıkardım. Mlahin bana verdiği şey parladı ve yansımada Bolt belirdi. Hah, geldi gene, dur. Dur. Ya sen neredesin haşkı? Ha? Gerizekalı saçına sıçtığımın gri saçlı manyağı. Beni unuttuğunu sandım. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Nerede sen Malbonte? Götten gider mi? Lucifer aşkına öyle düşman ki. Geri dön Malbonte, ver diyemem ki. Allah! Şey gibi oldum mu? Kısmet olur Adnan gibi oldum. Kuleden büyüğü nasıl çıkaracağımı araştırdım. Gerçekten mi? Sen yine de bana yardım eder misin? Deneyeceğim. Ama hiçbir şey için söz vermiyorum hocam. Sana çok minnettarım. Yavrum ben de minnettarım da. Şu üstündeki kıyafeti çok beğenmedim ya. He? Malbonte.
Yani üstündeki kıyafet böyle çok yanlış anlama ama yani ben de homofobik bir insan değilim. Kesinlikle değilim, bunu zaten bilenler biliyor. Ama senden böyle bir siyasal homofobik vibe'ı sezdim ben ya hocam. Siyasal homoseksüel gibi geldin sen bana. Yani normal homoseksüeller baş tacı. Seninki daha çok siyasal homoseksüellik gibi geldi bana. Bilemedim yani. Bond da benim pozisyonumu yansıtarak yere oturdu. Yani pozisyon arkadaşlar şöyle galiba. Detay vermeyelim. Pozisyonun detayını vermeyelim abla. Beni gördüğünü onunla biraz sohbet edelim ya. Gelmişken iki lafın belini kıralım ya. Kimsin ben senin? Ha? Caste. Usta. Gelmişken değil mi? İki lafın belini kıralım yani gelmişken hocam. Belimi kırmak ister mi? İki lafın belini kıralım mı Malbonte? Hocam. Odada hep yalnız mısın? Kimsin ben sen? Şeffa neden seni kilitli tutuyor? Hocam önce bir kimse hepsini soracağız belli ki. Önce bir odada hep yalnız mısın? Hayır. Bazen baş melekler ve seraflar bana geliyor. Seraflar derken hocam, ha? Şu anda bir kıskançlık sezmek istemiyorum kendimde. Benimle pratik yapıyorlar. Gücü açmama yardım ediyorlar. Meditasyon yapmamı istiyorlar. Hocam meditasyondan ziyade birazcık bir 5 vakit artık. Ha? Vallahi semiallah öyle melalmide. Ne diyorsun? Meditasyon mu? Evet, bilinç akışımın içine bu şekilde giriyorlar. Bilinç akışının içine edeyim senin. Nasıl vallahi billahi ya. Neden bunu yapıyorlar? Bilmiyorum. Ve onlara bu kadar kolay izin veriyor musun? Malbonte bir şey söyleyeceğim lan. Sen de öyle bir vibe aldım. Kulede akşama kadar kendi kendine oksijene kerkiniyor musun lan şu şekilde hocam? Ha? Şu şekilde şöyle hareketler yapıyor musun kulede? Delikanlı gibi doğru söyle. Yani burada biz yani din kardeşiyiz. Şu şekilde hareketler yapıyor musun? Ver coşkuyu. Kulede Malbonte olur gibi vallahi billahi ya. Malbonte kulede böyle şeyler yapıyor musun lan? Ha? Vallahi billahi. Böyle sapık sapık hareketler yapmıyorsundur inşallah yavrum. Ha? İnşallah diyelim. Devam edelim. Evet abla. Saklayacak hiçbir şeyim yok. Bond. Kimsin ben sen? Evet. Melek. Meleğim, 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 meleğim. Usta benden melah. Vallahi billah macun. Yoksa bunu sormuyor musun? Şeytan mısın melek? Bilmiyorum bile. Sende özel bir şey var. Ulan Ezo sen de var ya anasını satayım yani kızılcık şerbeti nur sebasın ha. Ne ekmezse herkes sana aşık. Ne ekmezse herkes sana yanık anasını satayım. Vallahi billahi yorum yok. Yorum yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Öyleyse o zaman her birimizin özel bir şeyi var. Var abla. Vallahi billahi. Bir geçmişin olmalı değil mi? Muhtemelen yeryüzünde çocukluğun ebeveynlerin bir tür hikayenin olması gerektiği gerçeğine alıştım muhtemelen abla. Cennette her şey çok daha basit ya da daha karmaşık, duruma bağlı. Uzun süre uyudum, geçmişim yok ama şimdiki zaman var. O zaman senin geçmişiniz... Detay verme. Şeffa seni neden kilitli tutuyor hocam? Dışarı çıkmamın tehlikeli olduğunu söyledi. Ben zayıfım ve birisi bundan faydalanabilir. Hocam senden neyin nesi yani faydalanabilir derken nasıl yani? Örneğin ya gerizekalı mısın Ezo, sen de salağa mı oynuyorsun be yavrum ya? E o kadar da gerizekalı, birazcık su içeceğim chat, çok özür dilerim. Sen de gerizekalı oynuyorsun galiba, hakikaten vallahi bile yapıştıracağım şimdi yapıştırma saçına şimdi ha. Manyak mısın de boksun lan. Salak. Ortalıkta siyah atletle geziyorsun, siyah donla geziyorsun ya, manyak mısın? Belli ki Malbonte bu. Sır. Gülümseme Bond'un yüzünden kaydı. Bence kesinlikle o. Neden Malbonte'nin sana... Ulan sır! Birazcık bari isimlerden bir serbest çağrışım yap. Bond diyor. Birleştirsene başını. Mal koyacaksın. Sonunda da A koyacaksın. Ne çıkıyor ortaya? Usta. Neden Malbonte'nin sana ihtiyacı var? Bu gerizekalı üçünü... Üç heceyi birleştirirse ortaya cumali çıkartır. Böyle bir gerizekalı. Bilmiyorum ama görünüşe göre bir nedenden dolayı var. Evet. Eğer iş hakkındaysa o zaman biraz öğrendim. Kütüphanede büyük büyücünün tüm eski büyülerden sorumlu olduğunu söyleyen bir kitapla karşılaştım. Büyük büyücü Fidero'ydu. Ama onun hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Korkarım bu bir çıkmaz son. Bond düşündü, sonra rüyada gibi gülümsedi. İlk başta uyandığımda uyuyamadım. Kabuslar görüyordum. Vizyonlar mı? Öyle görünüyor. İrem Toşköy'e iki varsın güzelim benim. Malbonte abla. Ne hakkında rüya gördüğümü bile söyleyemem. Ama bu rüya... Abla anlat derdini de biz de onu şey yapalım. Rüyanın tabiri
Bu yüzden uyumayı bıraktım. Sonra bir abla geldi gene. Dur. Geri hışkırık geliyor. Ben bir balık değilim. Ben bir balık değilim. Işığa bak, ışığa bak. Allah! Allah! Yar hem yarkem yar hem, neydi ya? Yar Kemal neydi çeto? Bir dakika. Dur, derin nefes al. Yar Kemal Allah. Allahu ekber. Yarhamukallah. Bismillah. 7-7-7 manifest. Geçti. Bir şey yok. Allah! Dur geçiyor chat. Geçti. Geçti. Annemden hemen bir nazar duası istiyorum. En acilinden iyiyim abla. Kul evzu bir Rabbin nas. Melekin nas ilahin nas. İyiyim. Bir şey yok. Efsane kabuslardan kurtulmaya yardım ettiler. Masallardan beri sonsuz yaşamdan bıkmış olan büyük büyücü hakkındaydı. Bilinci yok etmek aynı zamanda her şey ve hiçbir şey olmak istiyordu. Büyük büyücü kendini rüzgara dönüştürdü. Sesini duyabileceğini söylüyorlar ama nasıl? Bond sessizce güldü. İyi masallar. Ulan! La Fontaine suratlı gerizekalı. Anlat artık neyse anasını satayım, iyi masallar ne demek? Doğru olabilir. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ama harika olurdu. Bir gürültü Bond'un dikkatini çekti. Orada neler oluyor? Bir aman sakın Lucifer Lucifer geldi deme şimdi ortalık karışmasın ha. Sen Lucifer. O iblis. Sen Lucifer. Evet. Bond ayağa kalktı ve gözden kayboldu. Bir dakika sonra geri döndü. Bunlar gardiyanlar. Mahkumları yiyecek getiriyorlar. Aa orada kim olduğunu biliyor musun? Hayır. Peki sen? Annem ve Admiral Winchester. Ah benim Winchester'ıma da ayrı üzülüyorum ya. Ya babacım burada da burası da farklı bir evren yani. Bunun anası da arkadaşlar biliyorsunuz az orospu değil. Şimdi bu bir gerçeklik yani. Bunun arası da az kaşmer değil. Bunun anası Admiral Winchester'ı verdi diye bunlar tutuklanmış. Ne kadar saçma sapan bir sistem anasını satayım ya. Hay bir de yani anası verdi. Anası mesela aklandı anası yani ne derler? Denetimli serbestlik aldı usta. İyi hal indirimi falan aldı. Admiral Winchester'ı da şey yapacaklar, asacaklar. Saçma. Annem mi? Ama sen tanınmayan. Annem ben küçükken oldu. Şimdi o bir seraf. Ne kadar garip. Tanınmayanların böyle bir gücü oluşabileceğini bilmiyordum. Vallahi ben de bilmiyordum da insan neler öğreniyor yaşadıkça ya. Anneme soracak birçok sorum var. Onunla konuşmak istiyorum. Onu görmeme yardım et. Karşılıklı bir anlaşma. Sana yardım etmem için bana yardım etmek zorunda diyesin. Ulan Malbonte ya! Ya Malbonte! Arana avradana söküleyim senin Malbonte ya. Sen ben mesela anasını zorla sana saygı duyuyorum. Yani iyilik yapıyor karşılığını beklemeden. Lucifer'a bir iyilik versek götümüz bok borusu gibi olur anasını satayım. Feriha'nın bok borusu gibi yarar geçer pezevek. Şimdi beni konuşturmayın buradan ya. Cahide Hanım anam. Ya vallahi deli olacağım ya. Ya yap yani karşılığı beklenmeyen iyiliklerde çok varım ya. Çok varım ya. Vallahi billahi ya. Neyse abla. Beni güvenlikten nasıl geçireceksin? Bela. Hayır aynanın annenin odasına bir geçit olmasını sağlayacağım. Vallahi bir de çözümcü de yani ha. Çözümcü de yani. Hallediyor yani mevzuları. Nerede olduğunu biliyorum. Dinledim. Suçlu bir şekilde gülümsedi. Sanki bir suç işlemiş gibi. Ne oluyor abla? Bond kollarını katladı. Ve gözlerini kapattı. Ve aynadaki yansıma kararmaya ve daha kararmaya başladı. Ve sonra bir girdap gibi dönmeye başladı. Çekingen bir şekilde elimi uzattım. Ve o aynadan geçti. Hadi ama. Ne oldu abla? Nereye geçtik böyle? Her şeyden önce nemli. Nemli ve soğuk hissettim. İliklerime kadar işlemişti. Gözlerim hızla karanlığa alıştı ve benden dikkatli bir şekilde geri tepen iki silüet fark ettim. Silüetlerden biri ileriye doğru bir adım attı. Anne! Annem! Annem! Gel üzü! Ne haber abla biliyorsun? Ya sen var ya vallahi billahi. Ah anacık vah anacık ya. Ya kan bağı mı dersin, can bağı mı dersin, cennet anaların ayaklarının vallahi billahi altında mıdır mı dersin, neresindedir dersin bilmiyorum ama yani. Ben sana ulaşana kadar, Seraph Crowley'i annem zannettim biliyor musun? He? Cennet anaların ayaklarının altındadır diye. Seraph Crowley'in
baş parmağı ve ikinci parmağı ne oy vallahi billahi ayak baş parmağıyla ikinci parmağı arasını öptüm ya. Ya detay verme vallahi bir de detay kolum belirttim bir de ya. Kolum belirttim bir de detay verme Allah seni kahretmesin. Onu annem zannettim ben ya. Serap Meraf deyince ne bileyim anasını satayım ya. Vallahi billahi ya. Anne sarılmakla onu neredeyse yere sermiştim. Seni çok özledim abla biliyorsun ya. Ne? Burada ne yapıyorsun? Dirseğimi çekti ve salladı. Gardiyanlar burada olduğunu öğrenirse ne gibi problemler yaşayacağını hayal edebiliyorsun. Abla gardiyana sordum daha gelen olmadı abla biliyorsun vallahi bileyim. Aç kapıyı gardiyan duramam buralarda. Aç kapıyı gardiyan Malbonte'ye vereceğim. Aç kapıyı gardiyan Malbonte'ye vereceğim. Aç kapıyı Malbonte'ye vereceğim. Karanlıktan ikinci bir silüet çıktı. Selamlar zorba bebeli oyun ne zaman gelir iki bebe dövelim. Onu da oynayacağız bu arada. Onu da oynayacağız. Tam bizlik oyun Nisa. Tam bizlik oyun onu da oynayacağız bu arada. O cesur bir kız. Rebecca. Sen de aynı değil. Oğlum siz aynı yerde mi yatıyorsunuz lan? Yani Admiral Winchester sen de kusura bakma da sen de çükünden asılmakta yani haklısın anasını satayım. He? Ben bu kararı destekliyorum. Bu da anasını satayım. Aynı yerde yatıyor bunlar. Neden geldin? Beni gördüğüne bu kadar sevindin mi? Yani chat affedersiniz ama çok affedersiniz. Ailesiyle izleyenler ayrı kusura bakmasın şu anda. Rahatsız olacak olan varsa sesi kıssın. Sesi kıssın arkadaşlar şu anda geliyor. Orospuyu mezara koymuşlar. Tek mi yatacağım demiş abla. Ha? Orospuyu mezara koymuşlar. Tek mi yatacağım demiş. Vallahi billahi ya. Abla yani detay var mı ya? Lucifer'ı da mezara koymuşlar arkadaşlar. Dik mi yatacağım demiş. O da ayrı mevzu. Beni gördüğüne bu kadar sevindin mi? Duygularınla değil, daima kafanla düşünmelisin. Ve şimdi aptallık ediyorsun, otoriteni zayıflatıyorsun. Seni bir daha görmeyeceğimden korktum. Yalnız aptallık ediyorsun falan bir Firdevs Yorulu vibe'ı aldım. Kırmızı nokta, yani kırmızı nokta nereden çıktı? Kırmızı çizgimdir abla. Kırmızı nokta daha sapıkça. Dur. Kırmızı noktamdır hocam, ben sana söyleyeyim. Seni bir daha görmeyeceğimden korktum. Sana sarılmam gerekiyordu. Eğer idam edilirsem böyle olur. Bir kez öldüm. Bu yüzden ölümden korkmuyorum. Ama endişelenme. Benden kurtulmaları o kadar kolay değil. Sana bir sürü sorum var. Sor abla. Hangi? Sence her şeyi cevaplamak için zamanım olacak mı? Ya abla gider ya. Cevabını ver gitsin anasını satayım ya. Senin için her şeyi feda ettiğinde Fenzio'yu reddettiğini biliyorum. Eski kitapta bir şey bulduğunu ve başkalarının bilmemesi için sayfayı yırttığını biliyorum. Çok şey biliyorum ve senin yardımın olsun ya da olmasın gerçeği öğreneceğim. Ah! Peki o kitapta ne buldun anne? Ne hakkında konuşuyor Rebecca? Ne kitabı? Annem birden yanlışlıkla artı bir şöhret kastık. Annem solgunlaştı ve ilk kez bana bir kişi olarak layık bir rakip olarak baktı. Kitap hakkında daha sonra. Şu an yapamam. Bilmek istediğim bu mu? Lanet olası kitap mı? Abla anasını satayım iki tane cevap ver gider ayak sen de Allah'ını seversen. Yıllar sonra çocuğunu görmüşsün. Sen de ne kadar vallahi durgun bir karısın ya. Sadece o değil. Öyleyse çabuk sor beni fark edinmeden git. Ne bilmek istiyorsun? Nereden başlasam? Fazla zaman yok. Abla sen de 4 tane anasını fazla zaman yok diyorsun 4 tane soru. Hepsini birlikte soracağız abla. Bu kadar yükselmeyi nasıl başardın abla? Yükselme derken yalnız benden nefret edebilirsin. Beni orospu, acımasız bir yaratık olarak düşünebilirsin. İnan bana haklısın bebeğim. Baba vallahi billahi bak ben şu an sana saygı duyduğumun hakikaten vallahi billahi resmidir biliyor musun? He? Ya vallahi billahi yani arkadaşlar ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orospuluk kusurdur. Ama arkadaşlar orospuluğunu kabul etmek büyüktür ol hocam. Kabul etmek büyüktür ol. Vallahi billahi ver coşkuyu abla. Konuşmacı Sema. Orospuluk kusurdur. Ama bazıları da kusursuz orospu çocuğudur. Detay verme abla. Anladın mı? Detay verme. Millet annemle birlikte izliyorum dedikten sonra ben ya. Millet diyor ki ailemle izliyorum. Benim açtığım videoya bak. Vallahi deli olacağım ya. İki hakkım mı var? Hepsini soramıyor muyuz? İki tane hepsini mi soruyoruz? Dördü mü sor? Tamam olur. Olur. Tamam. Okey. Okey chat. Ama tanınmayanlara değer vermediklerini fark ettiğimde öyle oldum.
bu kibirli ölümsüz çocukların hepsine insanların onlardan daha kötü olmadığını kanıtlamaya karar verdim. Ben kafaların üzerinden geçtim. Ama bunu herkes yaptı. Ama eylemlerimi unuturlar ve tanınmayanın yaptıklarını dar görüşlü haberciler gibi etrafında her şey hakkında bağırırlar. Hiç anlamadım bu cümleyi ama olsun abla. Annem bana yaklaştı ve aniden heyecanlandı ve Admiro'nun duymaması için çabucak fısıldadı. Şöyle fısıldadı galiba. Orospu'lu kusurdur. Ama bazıları da kusursuz orospu çocuğudur galiba. Böyle bir fısıldama geldi galiba. Ama bu kadarla kalmıyor. O inan bana. Bu sadece benim liyakatim değil. Ama bunu kimse öğrenmemeli. Kimse. Anne. Şşt. Sessizlik. Bu konu kapanmıştır. Galiba arkadaşlar Malbonte'yi soralım chat. Ben zannettim ki hepsini birinden sorabileceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar Malbonte'yi sola bıraktım. Dolayısıyla ver coşkuyu. Diğerlerinden daha fazla değil. Ama biraz düşünürsen Malbonte abla galiba bir dakika. Ben bir balık değilim. Galiba hıçkıracağım galiba. Hıçkırık krizi geldi. Geçti. Ama biraz düşünürsen Malbonte aramızda olamaz. Fiziksel bir kabuğu olamaz. Aksi takdirde hiç kimse onun gücünü tutamazdı. Şefa bile. Kuledeki çocuk. Bond bunun... Ya sen hakikaten gerizekalıyı oynuyorsun Ezo Pikmisi ya. Belli ki kuledeki o. Kuleden dönem var. Gel. O Bond. O en saf... Ya nesi saf abla, Allah'ını seversen ya. Bizi var ya suya getirir. Neydi lan? Suya götürür. Sulu yapar bizi. Vallahi öyle bir şey abla işte. Susuz şey yapar bizi. Bizi kuru kuru yani abla, biliyorsun ya. Gizli yetenekleri var ama kötü ellerde olunca zarar verebilirler. Bence Malbonte Bond'u bir silah olarak kullanması için ona ihtiyacı var. Yani arkadaşlar iki hakkımız vardı. Hala soru soruyoruz işte. He? Hala soru soruyoruz. Hani iki hakkımız vardı chat. Chat siz de az değilsiniz ha. Ne soralım şimdi? Hepsini sorduk işte abla. He? Ne yapalım arkadaşlar? Ne diyor? İkiyi de soralım mı arkadaşlar? Beni kimin öldürdüğünü biliyor. Abla en merak ettiğim sorulardan biri ya Nur Şahince. Beni kimin öldürdüğünü merak ediyor musun? Yani şey biliyor musun? En merak ettiğim sorulardan bir tanesi ya. Bizi kim sıktı hocam? Annem cevap vermek istedi ama cevabı alamadan patladık abla. Keşke sorsaydık onu ya. Zaman yok seni gör. Annem beni portala çevirdi. Annem beni portala çevirdi de Malbonte de bizi portakala çevirdi abla, biliyorsun ya. Portakala soyacağım. Lucifer'ın götüne koyacağım abla. Beni öldürmeye cesaret ederse bana lanet olsun. Endişelenme. Ela yaptım Ela. Bir saattir atmaya çalış. Ela Ela Umberelelay. Ela Ela Umberelelay. Yüce yüce bine iki varsın güzelim benim. Ve beni arkamdan itti. Evet. Aynadan çıktığımda Bond'un yansıması ortaya çıktı. Annem beni arkadan itti. Malbonte beni galiba burada neyse abla. Nasıl geçti? Vallahi güzel geçti abla. Çok az zaman vardı. Güzel geçti. Bir karar anı yaptık. Orada güzel bir çay içtik. Dolaba doğru yürüdüm ve biraz gergin bir şekilde kıyafetleri orada çıkarmaya başladım. Bir yere mi gidiyorsun? Yürüyüşe çıkmam gerekiyor. Burası havasız. Görüşme yanlış mı? Oğlum burası havasız bir şey. Aç şu camı mama, aç anasını satayım. Vallahi billahi ya. Affedersin de yoğun kesif böyle keskin bir şey kokusu vardı. Detay verme. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Üstümü değiştirmek istedim ama Bond bir gülümsemeyle beni izlemeye devam etti. Sanki bir çocuğun arkasını dönmesi gerektiğini fark etmediği gibi. Hocam yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani şu anda elmas şelalesi olmasa ve burada bir elmas 2500 dolar olsa kredi çeker, gene de o klasik kaşmerliğimi yaparım. Kahveli yani ben hayatımda bu kadar hızlı akan bir görmedim. Ben hayatımda bu kadar hızlı akan bir görmedim hocam. Vallahi billahi çıkartıyorum chat. Al donumu da vereceğim. Al çıkart. Allah diye. Vallahi billahi zayır zayır çıkartıyorum chat. Ver coşkuyu. Evet. Peki o zaman hayran ol. Abla çıkart vallahi billahi. Yavaşça Allah da abla sıkıntılı bir şeyler olmayacak galiba değil mi chat? He buralar böyle kalpli kalpli ne oluyor galiba? Chat tam şu anda chat'in sevdiği saatlerdeyiz şu anda. Süt yeni açtım bir kayış ne oluyor lan, tamam o kadar da değil aslında, kayış derken o kadar da dur. Nasıl yani? Bir dakika chat. Tuhaf şeyler yaşanıyor. Sonra diğerini. Ayak mı? Sadece kul... Aaa! Dur buradan sonrası bir dakika, dur buradan sonrası chat'in ahlakını bozar.
Bir dakika sakin. Buradan sonrası Çetin ahlakını bozar sakin. Bir dakika Esma bu. Bir dakika dur. Sadece külotlarda kaldım diyor. Dur sakin hocam bir dakika. Dur görüntü verme. Bir dakika Malbonte şuralarda bir yerde Çet. Dur. Malbonte burada şu anda bir dakika detay verme. Detay verme bir dakika. Bond utanmış gözlerini çekti. Yani şöyle yaptı arkadaşlar. Yeah! Tarzı bir şey yaptı şu anda. Bir dakika detay verme Blasso. Alay ediyorum. Arkamı döndüm etrafa baktım. Arkana bak da düşün yeniden. Ne fark eder ki sen ya da ben. Götüme dolan tüm korkuları. Sana da bıraktım sahilden. Ver bakayım coşkuyu. Kızardı. Ama kendini tutamadı ve bana baktı. Allah kahretmesin şu yaşandı ya. Şu yaşandı. Vallahi şu yaşandı ya. An itibariyle Malbonte ya. Yani. Şu yaşandı Chat ya. Her insan bir cevherdir. Yeter ki bakış açınızı bulun Chat. An itibariyle şu yaşandı abla. Ver bakayım coşkuyu. Ver bakayım. Evet. An itibariyle Malbonte. Allah kahretmesin detay verme abla. Detay verme abla vallahi billahi ya. Zeus neyi verdi? Devam et. Gözleri bacaklarımı inceledi. Sonra yavaşça yukarı doğru yürüdü. Popomda dur. Herif resmen şu anda arkadaşlar Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen bir cumali gibi popo buralar diyor. Popo da yürüyor. Popo dedi lan. Where is the fucking popo? Where is the fucking ass? Keskin bir şekilde aşağı indi. Allah kahretmesin kapa. Kapa. Gecenin bir vaktinde Malbonte'nin ortasında. Gecenin bir vakti Ezo'nun donunu göreceğimi hiç aklıma gelmezdi chat. Hiç aklıma gelmezdi. Ne kadar utangaç. Göğüslerimi elimle kapatarak tekrar yüzümü ona çevirdim. Are you like that? You don't like that. Ne oluyor abla ya? Seni utandırdım mı? Ya please bro. Seni utandırdım mı diye soruyor bir de yılan. Evet üzgünüm. Bakmamalıydım. Hiç çıplak bir kadın vücudu görmedim. Ulan bu çocuk bakire. Bu çocuk bekaret os. Gözünü seveyim arkadaşlar. Ay ekranı veremem arkadaşlar. Ne demek? Donlu donlu insanlar var ekranda ya. Ekranda donlu insanlar var. Ekranı ver diyor anasını. Ne kadar meraklısın dona. Cansu Cans. Ha? Ne kadar meraklısın. Ekranı ver diyor. Ekranı verene kadar daha nelerimizi verdik anasını satayım. Bilmiyorum. Hayır. Hayır muhtemelen. Dur. Hatırlamıyor musun? Gördüğümü hatırlamıyorum ama sana baktığımda öyle görünüyordu sanki. Sanki kadın bedenini tanıyorsun. Ya bu çocuk hayatında gözünü seveyim. Allah kahretmesin bu çocukcağız ya. Ya bu çocuk. Ya neyse. Malbonte sen borsa kaplanı olabilir misin lan? He? Vallahi billahi ya. Ama çok güzel. Ya detay verme yavrum benim. Senin de yani. Senin ona gönlün var gibi. Yüzüne karşı git diyemiyorsun ama. Senin ona gönlün var gibi. Ortaya çıkan ses kısıklığından kurtulmaya çalışırken öksürdü. Şöyle bir şey yaşandı arkadaşlar. Malbonte. An itibariyle Malbonte. Ezo'yu arkadaşlar çıplak görünce Malbonte. Tövbe estağfurullah an itibariyle Malbonte ya. An itibariyle Malbonte biliyorsun vallahi billahi ya. Devam abla. Bu küçük şaka için özür dilerim. Bond masum görünüyordu. Ama bakışları açıklanmayan bir tutku sakladı. Nedense tepkisine bakmak istedim. Ne yapıyor tepkisine sıçtım? İçinde ateş uyandırmak için bir girişimdi. Abla ateş değil şu anda burası volkanik patlamalar yaşanıyor şu anda. Volkanik patlamalar yaşanıyor chat. Dolabın içine daldım. Kıyafet seçmek için acele ettim. Evet. Bu ne? İş kadını. Fıs. Kozmik. Fazla yani mütevazı aslında iyi de şöhret möhret kazandırmıyordu. Ne diyelim chat? Ha?
Sanki anasını satayım. Bu da fena. Kozmik de iyi aslında yani. He? Kozmik de fena değil chat ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kozmik mi diyorsunuz? He? Ama bu da çok yani leştiş, veledeş deri. Veledeş solu bekberi. Vele eşbiyayayı vurrah. Eşbiyayayı yarrah. Yalil yalil. Yalil yalil. Birazcık daha kozmik ama kozmik de güzel ya. Kozmik olsun, kozmik olsun usta. E tamam biniyorum o zaman. Bin abla. Kozmik. Kozmik gene iyi, fena değil. Dolabı kapattım ve Bont'un önünde döndüm. Nasıl? Çok iddialı değil mi? Ne çok iddialı abla, sen daha demin burada donla geziyordun anasını satayım, beni konuşturma ya. Oh no, harika görünüyorsun. Herkes senin gibi güzel giyiniyor mu? Kıyafet kodu yok. Ancak birçok melek ve şeytan cinsiyetini vurgulamaya çalışıyor. Ve tanınmayanlar parlak bir şey giymekten korkuyor. Ama sen değil. Dünyevi alışkanlıklardan kurtulmak o kadar kolay değildir. İstediğim gibi giyinmeye alışkınım. Yasak değilse neden olmasın? Nereye gidiyorsun? Biraz hava almam gerekiyor. Annemle yaptığımız konuşma çok garip oldu. Sanki birbirimizi sadece birkaç saat önce gördük. Sanki buluşmamız sıradan önemsiz bir şeymiş gibi. Sanki hiç ölmemiş gibi. Çok soğuk olmuş. O unut kesin. Sanki seni boğar gibi. Sanki mal bonte verir gibi. Sanki yavaş yavaş. Evet abla, devam edelim. Daha sonra konuşalım, tamam mı? O elbette. Ezo. Evet. Her şey iyi olacak. Aramızda kalsa kazanacağız. Bont'un aynadaki görüntüsü titredi ve kayboldu. Evet. Yukarıdan bir kanat çırpması duyduğumda avluda dolaşıyordum. Endi tam önüme, indi mi düştü mü gerizekalı azgınlıktan. Vallahi billahi tepede uçarken lap diye önüme, vallahi billahi manyak mısın yavrum, bir sakin ol ya. Üzgünüm. Yani üzgünsün de yani bu kadar da azıtma anasını satayım ya. Bu manyak da bizi gördüğü anda uçan adam Sabri'ye dönüyor ya. Chat. Ha? Bizi gördüğü anda. Nerede abla, dur bakayım. Bizi gördüğü anda Andy olur gibi. Siz kendi hayatınıza dair bir şey rüyanda görün. Ver bakayım. Nerede abla? İşte 70 arşın atlıyorum demiş adam. Allah! Dur, millete kulak gitti. Allah! Bu da Dino. Allah! Allah! Oğlum bu çok iyi bir şeydi ya. Bu çok iyi olaydı ya. Diyorum demiş. Ulan ne olaydı lan bu? Allah! Allah! Vallahi billahi çok iyi atmıştı herif kendini yere ya. Vallahi billahi ya. Daha sonra bu adamcağızın arkadaşlar çocukları falan bunu babalıktan reddetmişti ya. Rezil oluyoruz diye. Çok üzücü ya. Ne yapıyordum? Antrenman yapıyordum. Atlamada mı? Evet, Harold aşırı atlayışlarda harika olduğumu söyledi. Bu yararlı bir beceridir. Ne için? For what? Andy ve ben bir pazar günü parkta yürüyen ölümlüler gibi birlikte yürümeye başladık. Kontrol etmek veya bir şey bulmak için tehlikeli bölgeleri keşif için gönderilen melekler ve şeytan bölümü var. Bunu yapmak ister misin? Elbette. Bu harika bir duygu. Altında boşluğu, kulaklarında ıslık çalan rüzgarı hissetmek. Seninle konuşuyormuş gibi yeryüzü geldik. Bu nasıl bir cümle? Ay Allah ka, bekle. Ne dedin? Rüzgar seninle mi konuşuyor? Rüzgar derken? Ha, şey olarak. Şey, öyle değil. Nerede atlıyorsun? En yüksek nokta var mı? Abla atlamak isterim de sen atlamak istemem yani, vallahi billahi ya. Beni oraya getirebilir misin? Pekala. Yavrum benim, sana diyoruz ki beni oraya getirebilir misin? Sen de insan gibi pekala diyeceksin. O sırada surat ifaden değil mi? Vallahi billahi taze eşek büllüğü görmüş ayran budolası gibi bakıyorsun salak gibi. Salak mısın? Sapık mısın? Ne boksun ya? Neyse abla, atlayacağız galiba. Hadi. Yükseklikten başım döndü. Evet. Oh. Bak salak şu surat ifade. Şu eble. Şu abla. Surat ifadenden bir an önce kurtul. Yoksa var ya elimi gırtlağına sokarım senin ha. Yumruğumu ağzına sokarım senin. Vallahi bıktım senden ha. Düzinelerce çılgın düşünce kafamda parladı. Tek bir resimle ya da daha doğrusu tek bir çılgın planla bir araya geldiler. Atlamam gerekiyor. Ne? Neden? Cevap yerine hızlandım ve atladım. Allah! Fikrimi değiştirmemek için soğuk hava yüzüme çarptı. Saçlarımı geri çekti. Kalbim durdu. Boğazımda bir çığlık sıkıştı. Kanatlarımı açmak istedim ama korkuma rağmen onları tuttum. Sırtıma bastırdım. Rüzgar kulaklarında ıslık çalıyor. Bizimle böyle konuşuyor. Belki Fidero'yu çağırmayı başarabilirim. Sonra anlaşılmaz sanki görünüyordu. Duydum.
Gorre torre tuo. Ne oluyor oğlum anasını satayım vallahi bile. Azıçıya bova tennem. Kozi kozi kari tennem. Aa kim bu? Ama rüzgar artık konuşmayı kelimelere bıraktı. Sonra onu tekrarladım. Gorre torre toro duo. Neydi lan şey hangisiydi anasını satayım? Gorre torre toro duo. Bunu söylediğimde tıpkı bir kozadaki gibi kocaman kanatlar beni örttü. Böylece havada dondum ve kaldım. Ne oluyor lan bu ne böyle? Ne oldu anasını satayım? Bu kim? Chat bir şeyler oluyor ha. Tuhaf şeyler yaşanıyor chat. Kısa başlığı girin. Melah. Enter. Evet. Melah sahnesi sana. Fidero abi ne haber vallahi billahi. Fidero. Rüzgarın ziyareti kollarını bana uzattı ve gülümsedi. Rüzgarın yüzüme estiğini hissettim. Başardım. Beni ne... Fidero abi kimi çağırdık biz? Kim geldi arkaya? Fidero geldi. Gaddar mı diyor. Eskiden büyük bir büyücü oldunuz. Fidero dudaklarını büktü. Böyle yaptı galiba. Rüzgar daha soğuk oldu. Bu geçmişte kaldı. Kuleye büyü yaptınız. İyi bir insan oradan çıkmıyor. Geçmiş değil bugün gibi veriyorum hala seni. Sen benim şarkılarımsın. İyi bir insan oradan çıkamıyor. Onun nasıl... He Malbonte'yi şu anda serbest... Şey gibi düşün abla. Malbonte'ye özgürlük. Bu tür büyülerin sırlarını açığa çıkaramam. Oo lütfen. Sadece her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğunu söyleyebilirim. Ama hiçbir yere giden yol sonsuz. Fidero kanatlarını açtı ve çözülmeye, dağılmaya ve rüzgarla birleşmeye başladı. Ne? Ne demek bu? Ve sesi her yerden gelen yüksek sesi cevap verdi. Eğer tüyü kutsal nehre daldırırsan karanlıkta parlayacağını biliyor muydun? Allah Allah! Hiç vallahi ben ilk defa gördüm ya. Ortadan kayboldu ve ben tekrar düşmeye başladım. Kanatların çırpınışı, tüylerin hışırtısı. Biraz çapa sarf ettim ve dağın tepesine yetiştim. Ve dikkatlice Andy'nin yanına indim. Andı! Andı dur ortalık çok karışık abla. Şu anda bir astral seyahate çıktım. Bizim bir arkadaş var şu anda kulede. Onu çıkarmak için bazı operasyonlar içerisindeyim. Andı. Andı ne lan? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine. Ve yere bir bilmece aldım. Evet abla. Okula doğru uçarken Dino'dan çaresizce kaçmaya çalışan Fıyır'ı... Aaa! Fıyır gerizekalısı. Fıyır. Ne oldu? Onların yanında durdum. Merhaba. Dino gülümsemeye ve aynı zamanda kocaman ejderhaya tutunmaya çalıştı. Dino! Kocaman ejderhamı tutmak ister misin? He? Usta? Seversin. Gel abla. Fıyır ne haber canım benim? LPG'li kertenkele. He? Üflüyor musun gene ateş? Neden onu tutuyorsun? Zehirli sarmaşık yedi. Ona panzehir ver. Zehirli sarmaşık mı yedi? Oğlum sen de yediğine içtiğine bir dikkat etme yavrum artık ya Fıyır. He? Yediğine içtiğine bir dikkat et artık ya. Neyse. Ne? Bunu neden yaptı? Bilmiyorum. Yemeyeceğini bilmeliydi. Dino etrafına baktı. Onu buradan götürmeliyiz. Hadi gidelim bebeğim. Ne diyor? Afgan diye bir şey olmasa bu en... Ya bu inanılmaz ya. Fıyır uçmak istedi ama meleğin sert bir bakışıyla itaatkar bir şekilde onu takip etti. Evet. Onu tutacağım ve sen onu... Ne diyor? Onu tutacağım ve sen onu ağzına bunu sok. Ne sokacağız? Nasıl sokacağız ağzına? Vallahi şu şekil bir şey yaşanacak galiba ya. Nerede o abla? He? Birazdan şöyle... Arkadaşlar sen tutacaksın... Arkadaşlar Tefik de kancayı içine sokacak tamam mı chat? Benim görevim neydi? Ya arkada değil. Arkada. Chat arkada bir dakika. Bir dakika be kardeşim. Ya. Bir dakika. Benim görevim neydi? Arkada şeyi kaldırmaktı tamam mı? Şeyi kaldıralım şeyi kaldıralım. O sopayı kaldırmaktı. Tefik'in görevi neydi? Kancayı sokmaktı. Anladın evet, mı? Evet. Tefik arkadaşlar arkadan kancayı içine soksun. Fıyırı inşallah iyileştireceğiz abla. Ver bakalım coşkuyu. Arkadan şeyi sok abla. Evet. Sok. Haplar. Sok abla arkadan. Evet. Dino Fıyır'ın Fıyır ne abla? Fıyır değil mi bunun ismi? Sihirdi ve hırladı. Sihirdi mi, giyirdi mi? Ama sonra aniden içini çekti ve tekmelemeyi bıraktı. Fıyır. Daha kötü oluyor. Haydi acele et. Panzehiri mümkün olduğunca itmeye çalışsın. Böylece Fıyır onu tükürmez. Şeyden usta yani oral yoldan almıyorsa anal yoldan deneyelim bir de. Arkadan yani şöyle usta iyice yani Uranüs, Venüs, Anüs iyice böyle usta oradan fark etme. Fitil gibi düşün yani. Fitil gibi düşün. Ama korkular boşa çıktı. Ejderha hapları hemen... Ha yuttu mu? İyi tamam. Tamam aldı arkadaşlar sıkıntı yok. Giray Şifacıgil gibi düşün yani bunu. Birazcık su içelim. Crowley Fear'dan o kadar sıkıldı ki onu okuldan atmak istiyor. İleri seviyelerde oral... Ya Fear kardeş çok rahat kükrüyordun. Ama nasıl?
Fıyır çok şımarık. Çok fazla sorun çıkarıyor. Seraf'ın o deli Tayakok ne yapıyor lan acaba şu anda? Birden aklıma geldi ha. Beongyu! Seraf'ı göreceğinden korktum. Bu yüzden onu buraya getirdim. Fıyır ile biraz zaman geçirmelisin. Ta ki kendine gelene kadar. Bana katılmak ister misin? Seni yalnız bırakmayacağım. Özellikle ona bir iyi bak. Gel buna da ver abla. Ha? Bu kadar hengamenin arasında durduk yerde Dino'yu da ver anasını satayım. Vallahi bir iyice sapıttık ya. Neyse abla. Fıyır burnunu çekti ve zar zor bize dikkat çekti. Çardak'a gittik. Çardak özel bir harflerden çıktı. Özel bir kelime olmadığı için çardak kelimesinin K'sinin yumuşaması gerekiyor. O üstteki virgülü de alırım. Üstteki virgül kısmet solundaki virgül gibi anasını satayım. Dünyanın en gereksiz virgülü. Ha? Ayça Liçen'in koltuk altına kaçmış virgül anasını satayım. Saçmanın daniskası. Devam et abla. Devam et abla biliyorsun. Neredeyiz? Evet. Sence bunu neden yaptı? Bilmiyorum. Görünüşe göre bir şey onu rahatsız ediyor. Bu ejderha tüm akrabalarından en sefiline benziyor. Kulağa çok üzücü geliyor. Yine uyuyan Firiz. Gül gibi uyuyan Fıyır'ı uyandırdın. Garanti bildin. Malbonte havalandın. Yürek yemiş sanki mübarek neyine güvendin. Yarrağım. Allah kahretmesin. Gerçekten yapmadım bunu Tamer ya. Gecenin bir vaktinde gerçekten ya. Ya gerçekten saçmalama. Allah'ını seversen derin nefes al kendine gel. Allah seni kahretmesin ya. Son anda o nereden çıktı vallahi billahi ya. Ya o son anda nereden çıktı gözünü seveyim. Beongyu'ya aşığım ya. Vallahi deli olacağım ya. Yine uyuyan Fıyır'ı izledi ve daha üzgün görünüyordu. Başka ne üzücü biliyor musun? Neyse devam edelim abla. Bu sondu arkadaşlar. Uzun bir süre sinkaf yok. Bu sondu. Uzun bir süre arkadaşlar sinkaf yok merak etmeyin. Bu sondu. Yeles Polat abi ne yapıyorsun ya demiş. İyiyim gülüm sen ne yapıyorsun iyisin inşallah. Herkes ayrılmadan önce Lucifer'la karşılaştım. Evet. Ve o kadar öfkelendim ki sana yakın olduğu için onu duvara bastırdım ve boğmaya başladım. Dino inşallah sen de gidip Lucifer'a vermedin anasını. Lucifer nereden çıktı gene vallahi billahi ya. Abi Fıyır'ı verir miyiz diyen var ya. Lucifer'ın ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptı abla? Ne oluyor kızım sana öl demeler yaptım istadan sana ona birkaç kez vurdum ve kan tükürüp düştü ama gülmeye devam etti. O da manyak tam klasik bad boy hareketleri. Dayak yemesine rağmen karşılık vermeyip ağzından kan akıp yerden yukarı doğru bakarak beni bunlarla alt edebileceğini mi zannettin falan tarzında hareketler. Biz bunlara artık alıştık. Biz bunları artık yemiyoruz. Biz bunların yanında bile yatmıyoruz artık ben sana söyleyeyim anasını. Biz bunları artık yemiyoruz yani. Neden? Çünkü sana olan duygular beni kontrol edilemez saldırgan yaptığını anladı. Klasik bad boy hareketleri yani. İlla bir dayak yer yani. Bir melek olmak zordur. Çünkü bu dünyaya aydınlık, doğru bir şeyi taşımak için kendine ve başkalarına karşı bir sorumluluk ve sözdür. Ama sen ve Lucifer olduğunu bildiğimde yapamam. Dino ellerimi tuttu. Mecbur değilsin ama senden bir seçim yapmanı istiyorum. Bu hepimiz için adil olacak. Yoksa bu seçimi ben yapacağım. Neymiş seçim? Bazen hayatta kalmak için elin kesilmesi ve hastalığın tüm vücudu öldürmesini beklememesi gerekir. Yani Dino evet ya muhtemelen sünnet işinden bahsedeceksin. Hani kestireyim mi kestirmeyeyim mi? Hocam yani evrenimizin devam etmesi için ben de öyle duydum yani bizzat. Şeffa'dan duydum. Şeffa mıydı? Serap mıydı? Neydi o Bora'nın şeyi? Senin kestirmen gerekiyormuş ya kökünden. Ya ben bilmiyorum artık yani. Yani tabii benim karar vermem gerekiyorsa evet kestir. Kökünden kestir hocam. Ha? Ve ne kadar acı verirse elini değil. Sen yanlış duymuşsun onu. Elini değil. Belini. O Dino sanırım senin yok sanırım başaramayacağız galiba. Usta aramızda kalsın bir ya. Çünkü yani kesmen gerekiyor. Usta yani evrenin devamlılığı için evrimleşmenin devamlılığı için kesmen gerekiyor. Sanırım bir. Muhtemelen her şeyi şimdi evet kes. Dino ellerimi bıraktı ve başını salladı. Başını da son kez salladı galiba. Usta evet hayırlısı olsun yani ama şimdi yani mesela şöyle de bir şey var Dino. Yüzsüz pezevenk. Şöyle bir gerçeklik var Lucifer, iblis. Yani bir insan 30 kere reddedilmez. Senin gururuna sıçayım. Yani bir kere seni reddettik zaten 30 kere niye böyle gerçekten reddedilmek sende galiba bağımlılık yaptı galiba yüzsüz puşt. Ha? Suratına tükürsem ya Rabbi şükür diyeceksin. Yani sen geri zekalı mısın? Manyak mısın? Seni kaç kere reddedeceğim? Şuralarda bir yerdeyim biliyorsun.
Lucifer var ya, Lucifer. Ben onun adını Lucifer koydum. Sen iblis, o Lucifer. Sen iblis, o Lucifer. Lucifer. Yani kaç kere reddedeyim seni usta? Ha? Kime vereceğim, kimlere vereceğim? Efendime söyleyeyim, önceden zaten yazılı. Chat zaten sağ olsun beni yönlendiriyor. Yeri geliyor beni daha kaldırttırıyorlar. Yeri geliyorlar, abi bire bas diyorlar. Bir bakıyorum anasını satayım, o sırada farklı bir pozisyona girmişim. Nasıl bir pozisyonun içinde olduğumu detayını vermek istemiyorum. Ben şu anda tamamen kendimi chat'e bıraktım. Sen neyin kafasını yaşıyorsun beyinsiz? Ha? Hayırdır? Ayağa kalktım ve sikelendim. Üzgünüm. Özür dileme. Geriye bakmanın bir anlamı olmadığını kendimi ikna ederek gittim. E yani abla, geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi? Melekler ve şeytanlar okula döndüler. Onların gelişi ve geçen Noel onlarında bir ziyafet düzenlendi. Genelde Noel büyük kutlanıyordu. Balolar düzenleniyordu. Tüm okul dekore ediliyordu. En azından bana öyle söylediler. Ama bu yıl her şey çok daha mütevazı geçti. Sadece uzlaşma amaçlı bir akşam yemeği. Ama sonunda sadece ortaya çıkan uçurumu vurguladı. Öğrenciler daha da saldırgan döndüler. Hayırdır inşallah. Şimdi bir melek ve şeytanın kendi aralarında konuştuğunu görmek nadiren mümkün oldu. Kamp iki tarafa bölündü. Şeytan yolu. Şeytanların arasında oturdum. Sadece onlarla kendimi rahat hissettim. Tatil nasıl geçti? Adi tabağını karıştırdı ama yemeğe hiç dokunmadı. Annem bana psikoterapi vermeye karar verdi. Siktir git psikolojik destek al gibisine mi yani? Usta biliyorsun o ses. Yani şey de oldu. Viral de oldu. Hani siktir git psikolojik destek al gibisine mi? Ölümlülerin komik başarısızlıklarını izledik. Nasıl yani? Şey biliyorsun nasıl kayıyor ve düşüyorlar. Önemli bir iş toplantısında osuruyorlar mı? Allah kahretmesin detay verme abla, şurada ciddi bir şey konuşuyoruz, sırası mı şimdi ya? Ya da aşırı gergin oldukları için ilk görüşmede kızın bluzuna kusar... garip mu? Ama yardımcı oluyor, çok güldük. Mimi melekleri izledi ve öfkeyle dudaklarını ısırdı. Kakan geldiyse söyle. Aniden daha önce coşkuyla konuşuyormuşuz gibi konuşmaya başladı. Konuşmuyormuşuz gibi. Babam saklanmaya çalıştı ama cennette ne kadar kızgın olduğunu gördüm. Burada lider olduklarını düşünüyorlar. Sanırım tüm cehennem böyle bir ruh hali içinde. Bu onların sonu olacak. Devam ederse bu herkes için kötü bitecek. Abla yalnız şu yemeklerden canım çok çekti ya. Birazcık şuradan ha. Ha dur Seraf Crowley geldi. Allah seni kahretmesin Crowley ya. Ulan sana anam anam diye takılıyorum. Hiç de çaktırmıyorsun anasını satayım ya. Ha Crowley amca. Anam diye takılıyorum. Sen de hiç çaktırmıyorsun. Demiyorsun ki ben senin anam değilim. O benim anam yarasıydı. Demiyorsun anasını satayım hiç. Sonuna kadar yürüdü. Sesi tüm ziyafetin üzerinde çöktü. Sizde ya Crowley var ya sen bu evrenin en yaratıcı nereden çıktı? Bu evrenin en rahatsız edici çarlarından birisin biliyor musun? Bu kadar. Belirsiz bir zamanda bile tarihimize saygı göstermek için kutlamamak mümkün değil. Sonuçta Noel. Yeryüzünün insanların ve onların dünyanın ölümler için bu bayram daha öz önemli olmayan biraz farklı. Bu arada Seraf Crowley sizin de 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramınız kutlu olsun inşallah canım benim. Ne de olsa her şeyin bir başlangıç noktası var. Geleneğe göre herkes çıkacak ve Şeffa'ya her şey için teşekkür edecek. Ne yani teşekkür edelim de biraz su içelim. Usta teşekkür edelim de yani Şeffa. Yani nasıl bir şeyse her gün kavga her gün kaos tövbe haşa yani şimdi şey de yapmak istemiyorum ama. Sizin için kolay olsun diye başlayacağım. Bulduğumuz barış ve bu dünyanın getirdiği refah için Şeffa'ya teşekkür etmek istiyorum. Ulan Seraf Crowley sen de az yalaka değilsin ha. Sen de az Şeffa yalakası değilsin de neyse anasını satayım. Ne diyor? Seraf Crowley masaya oturdu ve birisinin ayağa kalkmasını bekleyerek öğrencilere döndü. Masadan kalktı. Şey neyi kimi seçelim chat? Mimi mi Osti mi? Bir de Osti'yi seçelim bence chat lan. Ha? Nedense Osti'yi seçesim geldi. Bence Osti ile de arayı iyi tutalım gibi geldi bana ya chat. He? Vallahi. Bilmiyorum yani Osti ile de arayı iyi tutalım gibi geldi ama ne dersiniz arkadaşlar? Bir mi iki mi? Hangisi mantıklı? Yani dengede gitmek adına acaba Osti'yi mi şey yapsak diye gibi geldi bana ya chat. He? Dengede gitmek kafasına. Arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ne diyor? Abi ikisi de askerdeler. Taya özel kuvvetlerde. Şu an Kok'ta. Aşçı olarak. Aa ciddi mi söylüyorsun? Beyongi ve Mingi muhtemelen uyuyordur. Burada aa Taya ile Kok şu anda askerde mi? Buradan Taya'cım, Kok'cum, Taya Kok'cum. İkisine de buradan selamlar. İki de geldi ya bayağı. İki ben Orosti'yi seçeceğim ya. Orosti. Herkesin önünde durdu. Ellerini kalçalarına katladı. Yani şöyle bir şey yaşandı galiba arkadaşlar. Dürüt dürüt dürüt. Evet abla ellerini kalçalarına katladı.
herkese... Tamer sen de her şeyi de gerçekleştirmek yani. Her şeyin de rol play'ini yapmak zorunda değilsin abla biliyorsun ya. Herkese baktı ve konuşmaya başladı. İçimdeki güç için Şeffa'ya teşekkür ederim. Her yıl içimde nasıl büyüdüğünü hissettim. Nasıl yani? Teşekkürler Şeffa. Bana o dönemde hayatta kalabilme gücünü verdiğin için. Son sözleri vurguladı ve sesi titredi. Bazı şeyleri gözlerimi açtın ve daha önce bana yokmuş gibi görünen yolları açtığın için teşekkürler. Osti bana baktı ama hemen bakışını merkeze bir yere taşıdı. Merkeze derken abla devam edelim. Konuşmasını bitirdikten sonra yerine döndü. Herkesi alkışladı. Bu ilginçti. Sıradaki kim? Sandalye... Allah kahretmesin geldi. Millet şimdi kovacağım kovacağım akacak ya. Sandalye gıcırdadı. Sandalye değil de Lucifer'ın götü kükremiştir abla. He? Erkek adam osurmaz götü kükrer. He? Lucifer'da kükremeyi sever biliyorsun. Bir fısıldı. Allah kahretmesin izlenmiş. Vallahi izlenmiş, billahi izlenmiş abla. Detay verme gözünü seveyim ya. Vallahi detay verme, billahi detay verme ya. Chat ben haklıyım. Ben bazı şeyleri biliyorum ya. Ya vallahi billahi ya. İleri görüştüğüm diyorum. Başka da bir şey demiyorum ya. Devam edelim abla. Bir fısıltı. Burhan ne diyor? 2 yıl sürecek askerlikleri onların. Hatırını bir BTS... Gülüm benim Burhan'ım buradan Tayyip'e korka buradan selamlar. Ben çok üzüldüm şu anda. 2 yıl onlar niye öyle uzun yapıyorlar? Heriflere... Oğlum ben onların yerinde olsam bedelli yapardım ya. Lucifer Şeffa'ya hiç teşekkür etmedi. Neyin peşinde bu? Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi herkesin ağzı önünü duruyor ve ağzından şükran kopuyor. Abi o sordum biraz ama mantıklı. Yüce yüce bin. Dikkatli olma. Yani taybat yemişsindir, ban yememişsindir de dikkat etmek lazım birazcık arkadaşlar yazdıklarımıza. Yani çok da bokunu çıkarmayalım yani. Evet. Teşekkürler Şeffa. Sessizdi. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm gibisin abla. Evet. Küm. Lucifer bir şey için teşekkür etmelisin. Bir sebepten dolayı öyle boş yere değil. Lucifer okul müdürüne döndü ve ona gizli olmayan alayla baktı. Biliyorum. Bazı çocukları diğerlerinden daha az sevdiği için şey... Ulan Lucifer ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya. Bildiğin ateistsin lan. He? Sen bildiğin ateistsin ha. Sen bayağı yani arkadaşlar bayağı inançsız yani. Ben sana söyleyeyim hocam. He? Evet abla devam edelim. Birine diğerinden daha fazla güç verdiğin için. Şey için. Ne yaptığını sanıyorsun? Şeytanların çığlıkları ve ıslıkları arasında, meleklerin öfkeleri arasında Seraph'ın sesi battı ve zorlukla duyuldu. Yardıma ihtiyaç duyduklarında baş edemeyecekleri ve aptalca şeyler yaptıkları zamanlarda bile çocukların hayatlarına müdahale etmediği için oğlum sen bu çok ironik konuşuyor. Hayırdır anasını satayım? Bu var ya yükseliyor iyice ha. Bu iyice yükseliyor. Ne oluyor anasını satayım? Hocam Lucifer defol. Lucifer, arkadaşlar Seraph Crowley bu yani şu cümleyi Seraph Crowley arkadaşlar bu cümleyi şu şekilde kurdu. Lucifer olaysın defol. BTS askere gitmesin diye meclisleri yasa çıkarmaya çalıştı. Çok para getiriyorlar ülkeye diye ama kabul etmediler. Kuzey Kore ölüleri. Onlar da tabii daha sıkıntı. Lucifer'in yüzünde bir sırıtış oynamaya devam etti. Seraph'a eğildi. Hayırlı tezkereler dileyelim buradan arkadaşlar sevgili Taya ve Koka. Buradan hayırlı tezkere. Allah ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Taya Kok galiba şu anda arkadaşlar uzman çavuşluk falan yapmayı da düşünüyorlar galiba. Allah yardımcı olsun diyelim. Devam edelim abla. Seraph'a eğildi ve yavaşça ziyafet salonundan çıktı. Sonra şeytanlar da onun peşinden koştular ve defoldular. Ziyafet salonunun yarısı boş kaldı. Seraph Crowley şaşkınlıkla dondu kaldı. Şeytanlar cennetin en önemli bayramını meydan okurcasına terk etti. Galiba bir bölümün daha sonuna geldik. Sonuna mı? Sonuna. O kadar yoruldum ki. YouTube'cum fena yoruldum. Yayının sonlarına doğru artık yani benim pilim şarjım bitti. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ben bu bölümü yani bir 5 yıldız veririm hocam. Değerlendir derim. 21 melek, 22 şeytan falan filan olmuşuz. 15 şöhret. Bir uyku bastırdı beni. Beni bir uyku bastırdı. YouTube'cum kendine çok iyi bak. Yani ben biteyim. Ben artık yavaş yavaş chatle birlikte shop odasına gidip çünkü yarın Bahar'ın yeni bölümünü izleyeceğiz. Chatle birlikte shop odasına gidip ondan sonra yavaş yavaş uykuya dalmak istiyorum arkadaşlar. Eğer mümkünse yani göz bandımı şu şekil göz bandımı takıp nerede o? Dur bakayım bunu böyle takabiliyor muyuz? Şu şekil
göz bandımı şöyle takıp şu şekil uyumak istiyorum vallahi bile. Oyuncu koltuğu şu şekil. YouTube'cum kendine çok iyi bak. Şu şekil kafamı koyup uyumak istiyorum inşallah. Yani bu güzel de bir aslında, bu güzel bir yani, bundan aslında bunu satabiliriz de ha. Böyle bir şey yapıp usta mesela sınıflarda yani böyle kafanızı böyle mesela sınıfta arkadaşlar tahtaya koymak yerine şu şekil böyle yastığa koyup mesela arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Vallahi tatlı da güzel de oldu. YouTube'cum kendine çok iyi bak canım benim. Hayırlı geceler diliyorum. Birazcık baş ağrısı da yaptı kendi yani konuşmalarımdan baş ağrısı. Öpüyorum canım benim. İyi geceler.